Kuş Milletvekili Sayın Burcu Çelik konuşacak. Buyurun Sayın Çelik. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sözlerime başlamadan önce haksız ve hukuksuz bir şekilde tutsak edilen değerli eş genel başkanlarımızı, milletvekili arkadaşlarımızı, belediye başkanlarımızı ve binlerce çalışma arkadaşımızı selamlayarak başlamak istiyorum. Bugün ülkede her şey yolundaymış gibi, demokratik siyasete, halkın iradesine darbe yapılmıyormuş gibi sessiz kalmak ve gündem konusu olan yasa üzerinde konuşmak vicdanen kabul edilemezdir. Bugünlerde hükümetin Türkiye gerçekliğinden çok uzaklaştığını görüyoruz. Her gün başka bir plan ve başka bir kararla ülkeyi yaşanamaz bir hale getirmeye çalıştığınızı görmekteyiz. Son olarak eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ'ın hukuki hiçbir gerekçesi olmayan milletvekilliğinin düşürülmesi tüm Türkiye halklarına bir mesajdır aslında. Bu mesaj ile çok açık bir şekilde halkın iradesinin tanınmadığı keyfi olarak açığa çıkmıştır. Eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ milletvekili 21 Şubat 2017 günü bugün olduğu gibi meclis başkanı Ayşenur Bahçekapılı yönetimindeki meclis oturumunda başbakan yardımcısı Nurettin Canikli tarafından 8 Şubat 2017 tarihinde meclise gönderilen yazının okunmasıyla düşürülmüştür. Değerli arkadaşlar, Anayasanın 84. maddesinin 2. fıkrasına göre Sayın Yüksekdağ'ın milletvekili kesin hüküm giyme sonucu düşürülmüştür. Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve buraya varana dek yaşanan süreç anayasa, meclis iç tüzüğü ve uluslararası mevzuata aykırılıklarla doludur. Öncelikle belirtmek gerekir ki Sayın Yüksekdağ'ın 10 ay hapis cezası aldığı 20 Mayıs 2016 günü TBMM'de kabul edilen ve 8 Haziran günü resmi gazetede yayınlanmakla yürürlüğe giren geçici anayasa maddesiyle dokunulmazlığın kaldırıldığı dosyalardan biri değildir. Yargılama Sayın Yüksekdağ'ın milletvekiliyken anayasanın 83'e 2 amir hükmüne tamamen aykırı bir biçiminde devam etmiştir. Mahkeme Adana 8 Ağır Ceza Mahkemesi yargılamanın devam etmesinin gerekçesi olarak yine 83'e 2'de yer alan ve dokunulmazlığın uygulanmayacağı iki istisnadan birini göstermiştir. Bu iki istisna ağır cezayı gerektiren suçüstü haliyle seçimden önce soruşturulmasına başlamak kaydıyla anayasanın 14. maddesindeki durumlardır. Mahkemenin dokunulmazlığı hiçe saymasının temelinde yer alan anayasanın hakların kötüye kullanılmasını düzenleyen 14. maddesi şöyledir. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz şeklindedir. Yargıtay bu hükmü uygulayarak yargılamaya devam etmiştir. Sayın Yüksekdağ'ın katıldığı bir anmada atılan sloganlarla ilgili olan Adana 8 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bu dosyanın bu kapsamda değerlendirilmesi dokunulmazlık kurumunu tamamen anlamsızlaştırmakta, muhalif vekilleri taraflı ve bağımlı hareket eden yargı kurumları karşısında iyice kırılganlaştırmaktadır değerli arkadaşlar. Bizler bu yola çıkarken demokrasi, özgürlük ve barış dedik ve bu çağrımız tüm Türkiye'de karşılık buldu ve çok önemli bir kazanımla bu parlamentoya geldik. İşte bu kazanım sizin iktidarınız için açık bir tehdit oluşturdu. HDP ile yeni bir başlangıç ve yeni bir umut aşılandı topluma. Peki siz ne yaptınız? Bu umudu ve kazanımları yok sayarak ülkede halkların nefes almasının bile önüne geçtiniz. Tüm demokratik kazanımları hedef aldınız. Belediyelerimize memur atadınız. Binlerce insanımızı tutukladınız. Neden biz? Neden HDP? Çünkü HDP bu toprakların gerçekliğidir. Çünkü HDP hakikattir. HDP çatısı altında bir araya gelen halkımızın gücüdür sizi korkutan. Amaçladığınız sisteme ulaşmak uğruna ülkeyi ne hale getirdiğinizi ne zaman fark edeceksiniz? Bu gerçekliği ne zaman göreceksiniz? Sırf bu amaç uğruna şehirler yıkıldı bu topraklarda. İnsanlar diri diri yakıldı. Ve siz sessiz kaldınız. Ülkede onlarca katliam yaşandı.
Açığa çıkartılması için önergeler verdik. Yine sessiz kaldınız ve reddettiniz. Bugün tüm muhalif kesimlerin sesini kısarak arzunuza gerçekten ulaşabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Ağzınızdan çıkan her cümle ezberlenmiş ve üzerine bir kelime bile ekleyemiyorsunuz. Karabek köyünde Abdi Aykut'a işkence edildi diyoruz. Nerede diyoruz? Grup başkan vekillerinizden cevap alamıyoruz. 10 dakika sonra ise bu vatandaşın, bu yurttaşın ağır işkenceye maruz kalmış bir şekilde hastanede olduğu ortaya çıkıyor. Siyasi sorumluluktan çok uzaktasınız. Bu misyonu kendi elinizle... Kimseye uzatmadım lütfen. Benden eşitsizlik yaratmamı beklemeyin lütfen. Tamam. Teşekkür ederim Sayın Çelik. Sayın Çelik lütfen.